Evet millet, bugün Nine Trials Adoy'un canlı kanlı ilk bakışıyla birlikteyiz. Oyunumuz yine MMORPG bir Battle Royale türünde oyun. Şurada şekilde de görüldüğü üzere Battle Royale bir oyun ile yine karşınızdayım. Şöyle ki Naraka'dan sonra ben bir oyun arayışı sürecine girdim. Bildiğiniz gibi Naraka'yı çok sardık. Oyunda kapanınca dedim başka bir oyun lazım bize. Shadow Varana'yı denedik. Shadow Varana'dan da bu istediğimizi alamayınca bayağı değişmiş çünkü oyun. Onun videosu yarın gelecek. Böyle bir oyun bulduk. Nine Trial diye. Bu oyun 2019'da açılmış ama gözden kaçan oyunlardan bir tanesi. Çünkü yine bir drop oldu galiba. Bir dakika, bir dakika. Evet, tamam. Bugün bir droplanma olabilir. YouTube'a da tabii ki yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ne yazık ki üzgünüm. Çünkü bilmiyorum, nette bir tık bir sıkıntı var gibi bugün. Server'da kaynaklı bir sıkıntı var gibi ama neyse. Ben anlatmaya çalışacağım yine oyunu. Şöyle söyleyeyim. Bu oyun çıkmış, gelmiş. 2019'da ama karışık puanlar almış. Şöyle bağımsız bir firma olduğu için çok böyle aktif üzerinde çalışılan bir proje olmayabilir. Ama yapısı gereği çok benziyor Naraka'ya. Ben de sizlere göstermek, anlatmak adına bir videosunu çekmek istedim. Birlikte şimdi hızlıca oyuna geçelim istiyorum. Oyun bu arada Çin menşei, yine şöyle görüyorsunuz zaten. Bu tarz oyunlar nedense hep Çin'den çıkıyor zaten. Garip bir şekilde bu tarz güzel oyunlar hep Çinlerde, yani o oralarda var. Neyse, onun dışında oyunun şu an dil desteğini Türkçe yok tabii ki, İngilizce bile yok. İngilizceyi oyun içinden sonradan eklemişler. Onu söyleyeyim. Çok oyunculu rol yapma diye geçiyor falan filan, 200 bin kişi. Şu an oyuncu sayısı az. Çünkü bilinmiyor. Reklam falan yapılmadı. Geliştirme süreci devam ederken oyun açık ama öyle söyleyeyim. Ücretsiz bir oyun zaten. Direkt indirip oynayabiliyorsunuz. Daha da fazla uzatmadan ben oyuna geçmek istiyorum. Şöyle hatta play deyip oyuna geçelim istiyorum. Bakalım. Oyun dediğim gibi şu an açık. Geliştirme sürecini yapıyorlar ama bağımsız bir ekip gibi duruyor. Hani çok böyle şey değil, ne denir ona, firma gibi bir şey beklemeyin ama başarılı. Kesinlikle bence başarılı. Şu arada Sword of Legends Online'a bakmış mıydım? Baktım. Oyun galiba açıldı, ücretliydi diye hatırlıyorum. Tuzlu da bir ücreti vardı diye hatırlıyorum. Ben o yüzden hiç bulaşmadım ona. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış oyundan bahsetmiyoruz umarım. 200-300 lira mı ne fiyatı vardı onun? Pahalı, saçma pahalıydı. Yani uyarlama bir fiyat gelmediği için ben şu an düşünmedim. Heh, bak burada şekil ağda da görüldüğü gibi İngilizce dili yok gibi gözüküyor ama şu giriş yaptıktan sonra dil seçeneği geliyor. Bazı yerleri çevrilmiş, bazı yerleri çevrilmemiş. Öyle anlatsam daha doğru olur. Çeviride bir sıkıntı var. Ona bir bahsetmiş olayım. Optimizasyon sıkıntısı yok. Garip bir şekilde. Yani Naraka'dan daha optimize duruyor oyun. Çok iyi grafikler yok gerçi de zaten. Yapmışlar ya yine bir şeyler. Yani kötü değil. İyi de değil. Kötü de değil. Orta seviye. Zaten dediğim gibi çok büyük bir ekip olduğunu ben düşünmüyorum ama emin değilim. Çok dikkat etmedim firmaya. Bazı yerler dediğim gibi çevrilmiş. Bazı yerler çevrilmemiş. Bak burada mesela geliştirmeler, olaylar yapılıyor hala. Yani bir şeyler geliyor bu oyunu. Güzel şeyler olacak da ne zaman tam sürümü olur, ne zaman gelir bilmiyorum. Ön sipariş 319 TL. Aynen, çok pahalıydı, bayağı pahalıydı. Ben baktım oyuna. Tabii ki takip ettim de. Çünkü bekliyordum da, güzel fiyat çıksa alacaktım bu arada. Güzel fiyata da çıkmadı. Neyse. Bu oyunumuza gelecek olursak standart bir arayüzü var işte. İstatistikler, Battle Royale'lardaki işte collection'dan işte kostümizasyon yapıyorsunuz. Burada kostümler alıyorsunuz. Bir tane şey modu var. Ne bu? Burada bir şeyler alıyorsunuz galiba. Burada bir ayarlar falan, ha bu şey duyurular. Duyuru için bunu koymanız da yani ses gibi duruyor değil mi? Buradan işte setting'ten ayarlarını yapıyorsunuz. Burada dili buradan ayarlıyorsunuz abi. Oyuna girene kadar dil ayarı yok. Hani oyuna ilk defa görüp yükleyip de bunda Çinceymiş demeyin. Dil ayarı sonradan, oyuna girdikten sonra geliyor. Buradan yapıyorsunuz. Onu söylemiş, hatırlatmış olayım. O önemli çünkü. Tamamen Çince oynuyorsunuz yoksa. Neyse, bu şekilde kaydedip sonra çıkıyorsunuz buraya. Sanıyorum şu oyun parası
Şunlar da biri reşarj diyor. Bir şeyler topluyoruz bundan. Hani bir şeyden geliyor görevle falan galiba. Biri de gerçek para ürünü işte. Hangisi emin değilim ama buna bakarız artık. Şurada 4 kişiye kadar gidebiliyorsunuz. 5 kişiye kadar hatta. Burada işte arkadaş listesi standart. Onun dışında şey vardı, o nerede ya? Burada mıydı? Battle Pass olayı var işte burada zaten. Standart Battle Royale oyunların olmazsa olması. Adamlar bayağı yapmışlar. Menü biraz kötü duruyor. Farkındayım ama bayağı gene de bir şeyler yapılmış. Yani görsel bir sıkıntı var. Sadece onu düzeltmeleri lazım. Onun dışında girişte bir karakter oluşturuyorsunuz ama bu karakter çok böyle detaylı değil. Onu söyleyeyim. Mesela şurada şu ekran geliyor işte. Şuna benzer bir ekran geliyor. Buradan karakter çeşitliliği, male female seçebiliyorsunuz falan gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Buradan da kostümizasyon işte giysilerin kostümlerini ayarlıyorsunuz. İstatistikler, lobby, karakterinizi oluşturduktan sonra direkt training'e atıyor. Şu New League Wide'ına giriyorsunuz. Orayı bir göstereyim. Oyuncu sayısı az olduğu için biz muhtemelen oyuna bilmiyorum tam girebileceğiz mi? Bakacağım. Yani bir 10 kişi olsa bile oyunu alıyor gerçi de şey değil. Nasıl denir? Asıl olayını göremiyoruz ne yazık ki. Çünkü oyuncu sayısı bayağı az. Reklam falan yapılmadı. Öyle yani. Burada bir hikayeyle başlıyor. Böyle bir oyun öğreticisi bir hikayeyle başlayıp böyle giriyorsunuz işte. Dinamikleri hoş bayağı. Yani adamların bence uğraştığı şey dinamik ve güzel de yapmışlar diye ben düşünüyorum. Beğendim. Açıkçası zaten dinamiklerini beğendim ben. Grafiklerine biraz daha iyi olsa iyi olurdu tabii de. Şeyi yapmışlar abi. Yani dinamikleri hoş. Şöyle koşuyorsunuz. İşte buradan kılıcı aldı ya. Bak. Kombo olayı falan müthiş bu arada. Kalkan yapıyorsunuz. Şöyle şifle atılmalar var. Duvarda tırmanmalar var. Falanlar filanlar. Bak. Yapamadım ki onu. Dur. Koşuyorsun. Şöyle yaparak tırmanabiliyorsun oradan. Tırmanmayı göstereceğim zaten şimdi. Dur şurada mesela. Duvarlardan şöyle tırmanma var abi. Koşuyorsun şuradan şöyle bak tırmanma var. Yan yan yürüme var. Yani Naraka'daki çoğu şey var. Pencereler vardı ya bak yukarıda tırmanıyor. Pencerelerden içeri atlama olayı vardı ya. Onu falan yapabiliyorsunuz. Aynı yani çok benzerler. Hangisi hangisinden aldı bilmiyorum ama. Bayağı benzetmişler. Hoş yani. Ben çok benzettim onu ve şu hoşuma da gitti. Space yani. Bunları bir şeyler yapmamı istiyor da bunları ben yaptım. Yine de kabul etmiyor. Buradan girdiğim an bitmesi lazım. Görevi saymıyor nedense anlamadım. Tutorial'da bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Bunu yaptığım zaman, Space Shift yaptığım zaman görevi sayıp şuradan girebiliyor olmam lazım. Devam bölümü var muhtemelen de bunu yapamadım. Bu bug'lı kalmış sanırım. O yüzden buradan çıkmanız gerekiyor. Tutorial'da da ilk buraya attığı için burada takılırsanız çıkacaksınız abi. Çareniz yok yani. Onu söyleyeyim. Bu tutorial menüsünde de ayar yapabilirsiniz. Dil seçeneğini direkt bu arada halledin derim ben. Onun dışında trainingde asıl şuraya girelim biz. Şuraya zaten dinamiklerini göstereceğim kısım ve oyunu anlatacağım kısım burası olacak. Bir droplanma oldu yine. Geliyor, geliyor. Ne diyordum? Bu trainingde anlatacağım oyunu asıl. Çoğu şeyini burada anlatacağım öyle söyleyeyim. Grafikleri böyle. Böyle bir yerde başlayacaksınız oyuna da zaten. Ya geniş bir dünyası var zaten de bu training haritası. Ama kötü değil ya bence grafikler bu arada. Yapmışlar yani gene ben. Dediğim gibi ne iyi ne kötü abi bence oyun. Genel yapısı itibariyle güzel duruyor. Dinamikleri hoş. Ama dinamikleri kesinlikle güzel yani. Şimdi burada şöyle itemler var tamam mı? Bu Naraka'da biz class seçiyor. Class değil. Karakter seçiyoruz ya. Bunda öyle bir şey yok abi. Bunda silah alıyorsunuz. Seçtiğiniz silahın mesela dur şunları da göstereyim. Mesela burada işte armorlarınız var. Bakın. Bunu mesela taktığımızda bu armor veriyor. Bunu bununla değiştiriyoruz mu? Nasıl da?
Nerede lan o? Ha, şurada armorlarınız var seviyeleri. 1, 2, 3. seviye. 3'ü taktım mesela, tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Mesela bunu da üzerin dolu diyor, değil mi? Şunları ben bir atayım ya, dur. Bunları bir atalım, dur. Göstermem lazım çünkü. Şimdi bunları alıyorsunuz. Bunların yeri değişiyor. Bunlarla yer değişiyor. Bunlardan üçünden birini takabiliyorsunuz. Aktif skill süresi veriyormuş, resistans veriyormuş falan. Özellik veriyor özetle. Çok şey değil. Oraya takılmayın. Buradan armor seçiyorsunuz. Aynı şekilde bu da bununla yer değişiyor. Bunları seçiyorsunuz işte özetle. Silah olayını en son anlatacağım. O bayağı karışık çünkü. Şeyi anlatayım. Skill açmadan da ziyade. Nerede lan o? Çantalar nerede? Heh. Çanta olayı var abi. Nerede çanta ki? Şunlar rün mesela. Bunlar da rün. Bunları itemlerinizin içine takıyorsunuz. Şöyle. Mesela bunu geldi ya. Bunları da şuraya takıyor. Bunların da içi var. Bunların da. Yani silahın ve armorun içine özellik eklenti takıyorsunuz. Bunu böyle yapmışlar. Bayağı hoşuma gitti yine. Yani iş yapar. Bir mantık. Şuraya iki tane takıyorsunuz. Buraya üç tane takıyorsunuz. Armor, silah 3 ile 3. seviyesi, buna da 3 tane takıyorsunuz. Yani seviyesine göre slotu açılıyor. Neyse, rune sisteminde böyle göstermiş olayım. Özelliklerine bakarsınız. Onlara çok detayına girmeyeceğim. Şu an mantığını anlatmaya çalışıyorum. Heh, çanta şu. Abi şu önemli. Şimdi böyle bir çantanız var. Bu çanta seviyesini genişletiyor. Bunu kapatırsanız mesela çıkardım. 50 oluyor. Bunu taktım mı 120 oluyor. Üzerinize alabileceğiniz eşya. Bu önemli. Onun dışında kal. Neydi bu? Bir yapalım. Ha. Bir şeyler şöyle çağırabiliyorsunuz abi. Çanlar müthiş abi bu arada. Gösterebilirsem onu. Bir tane dönüşüm vardı abi. Hangisiydi o ya? Acayip hoşuma gitti. Öyle böyle değil ama. Bakar mısınız? Fenalık bir şey ya. Buna bakayım. Biri armor veriyor galiba. Bu bir şey. Resist gibi bir şey sağlıyor. Bu bir şey yapıyor. Bunların her birinin ayrı özelliği var özette. Ben bunları şöyle atayım şöyle. Bunları taktığımı zaten gösterdim. Şurayı anlatayım. Explode Gem, Godai. Bu muydu ya? Bir tane çeviri ne de ismini unuttum. Charge diye bir şey vardı. O bu mu acaba? Yok, bu direkt saldırı yapıyor. Bu değil abi. Bir tane charm var abi. Çevirme yapıyor. Sizi karakterinizi kartala çeviriyor. Uçuyorsunuz abi. Baya işte milleti görmek için bu yukarıda dolanıyorsunuz. Adamı görünce de atlıyorsunuz alta böyle. Müthiş bir şey. Onu denedim dün. Feci hoşuma gitti. Şöyle dartlar var mesela. Terapi mesela, bu cam basıyor sanırım. Bunların çoğunun deli çevirisi yok dediğim gibi. Çevirilerde biraz sıkıntı var. Bunlar işte HP veriyor. Defans veren falan, böyle bir çeşitli şeyler var. Ne denir buna? Kullanılabilir itemler var. Direkt 1, 2, 3'e şuraya otomatik geliyor zaten onlar. Ya da kendiniz elle de koyabiliyorsunuz şöyle. Şimdi gelelim silah sistemine. Asıl önemli olay aslında burada. Bu ne abi? Ha. Şimdi şöyle bir olay var. Nasıl anlatsam diye düşünüyorum da. Şimdi silahı seçiyorsunuz ya. Burada silahı seçmenin bir önemi yok abi. Çünkü mesela Sword'u taktım, tamam mı? Bak, bunun birinci seviye olduğu için bir tane slotu var. Eğer buradan mavi alırsanız ya da şuradan nerede lan o? Morları alırsanız üçüncü seviye bunlar mesela. Bunları böyle atalım. Bu dartları bu arada atabiliyorsunuz. O dartı aldım ya, şu kullanılabilir itemlerden aldığınız bu dartı böyle dart atıyor. Bu çok şey değil. Stunlıyor muydu? Bir şey yapıyordu galiba. Çok önemli değil. Neyse. Üzerimi boşaltayım mı? Silahları göstereyim. Asıl olay çünkü bir de burada patlıyor. İşte bu aldığınız silahın hiçbir önemi yok işin aslı. Bunu QR'yi zaten görüyorsunuz. Bu arada ses fazla mı ya? Bir tek sesi kısalım. Müziği kapatalım. Default dedim ya. Bunu kesip şöyle yaparsam olur sanırım.
Kısılmadı ki. Oldu galiba. Heh. Şimdi bu silahı almanızın hiçbir önemi yok. Şöyle ki silahın skill'lerini açmanız lazım. Yani bununla tamam dalarsınız da kendi komboları var. Mesela sağ tuş Q yaparsanız şu sol en sol köşedekiler ana skill'leri. Bir de açmanız gereken skill'ler var. QR'deki asıl skill'leriniz oluyor. Onları da buradan açıyorsunuz abi. Parşömenler var, tamam mı, burada böyle bir sürü parşömen var, görüyorsunuz zaten. Bunları açmanız gerekiyor. Bunu böyle aldın mesela, bunu aldım ya. Şimdi bunu böyle sağ tıklıyorsun. Skill'i açıyorsunuz. Bak öğrendim. Skill geldi bir tane. Bu tarz olayımız var burada. Can alıcı noktalardan biri bu. Mesela sword'ları alalım. Şunlar sword'ları aldım. Ne kullanacaksanız onları almanız gerekiyor. Bunu böyle açtım. Açtım. Bütün skill'lerini açıyorsunuz. Bakın Spear'ın skill'leri hala yok. Geliyorum buradan. Sword'u takacağım mesela. Nerede o? Bu mu Sword? Bakayım. Aynen bak. Bunun skill'leri açılmış. QE'de skill'ler geldi. Bu skill'leri böyle açıyorsunuz özetle. Mesela armor veriyor. Dönme skill'i varmış böyle. Böyle skill'leriniz açılıyor. Ulti'yi açıyorsunuz falan. Özetle iteminiz kadar skill'leri açmanız, yetenekleri buradan açmanız da önemli. Tabii bu tutorial bölümü de normalde böyle haritanın belli noktalarının her birini bulup açmanız gerekiyor falan. Biraz şurada PvP'sini deneyelim istiyorum. Bu direkt bot saldırıyor size görür görmez. Fena da bir bot ha. Bayağı saldırıyor. Sağ tuş kalkan yapıyor. Böyle bayağı kalkan. Shift'le bir combo olayı çok müthiş bu arada ama kaçmak çok zor. Bak bak bak. Üf. Böyle kaçıyorsunuz. Vaa çok vuruyor ha. Böyle kaçalım. Bu çok ağır bir silah ya. Vuramıyorum bununla. Oo ulti attı. Mesela ulti skill'leri var böyle. Bak bak komboya bak. Bunun adamın arkasına geçerseniz eğer. Arkasına bak işaret çıkıyor bir tane. Arkadan çok daha fazla hasar vuruyorsunuz. Ben öldüm galiba lan bota. Aa biliyorum. Şu duvara sıkışma olayını yapamamışlar ya. Arkaya geçtiğin zaman duvarda kalıyorsun. Vaa wow, ulti attı ben öldüm abi galiba şu an. Patates etti beni valla. Şifre yaparsam işte mesela. Adam bayağı dojluyor ya. Nasıl botsa. Bak bak skill'lerim çok yavaş ya. Bu karakterin skill'i çok yavaşmış. Öldüm ya. Patates ettiler lan. Öldüm abi. Dur ben bu silahı değiştireyim. Çok ağır bir silah. Bunu her silahının hani her silahı kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor aslında. Çünkü ne çıkacağını bilemezsiniz. Mesela staff'ınız var. Staff'ta mesela büyü atıyorsunuz falan. Yeteneklerde büyüleri açmanız lazım. Mesela staff yeteneklerine bakalım. Büyü kılıç böyle mi? Aha, değil mi? Değil mi? Mesela Spear'ı açabiliriz ya. Glow, Ghost. Bunda daha fazla seçenek var ama. Bunun güzel yanı da bu aslında. Ben bunu sevdim zaten. Mesela Spear'ın skill'lerini açalım. Bu arada bir şartınız yok. Her şeyi açabilirsiniz. Bir oyuna girdiğinizde her şeyi, bütün skill'leri açabilirsiniz. Zaten açtınız ya mesela. Bunu tekrar görürseniz üzeri... Neyse onu gösteririm oyuna girdiğinde zaten. Üzeri gri oluyor. Tekrar açmanıza, almanıza gerek yok diyor zaten size. Onu gösteriyor. Mesela şununla şimdi bir dalmayı deneyelim. Bu biraz daha iyiydi. Yerden kayma olayı var şöyle. Kombaya alışmak çok zor ya. Kombaları biraz değişik. Adamda da Zipier var. Bak adam Zipier prosu ya. Adam ulti atıyor direkt ya. Böyle de olmaz. Bak arkasına geçersem üzerine bir işaret çıkıyor ya. Bana vuruyor hala bu. Shift E yapalım. Bak bak onu blokladım şu an.
Hala vurabiliyor ama ya. Bu adamı kapsediyor falan böyle. Skill'leri çok enteresan bunun ya. Ölüyorum ha. Bir yetenek kullanayım lan, bir dur. O stun'ın arkasına geçmem lazımdı bak. O stun'ladığı an arkaya geçmem lazımdı. Adamlar yöntemi bulmuş. Yatırdım. Geçelim arkaya. Ah be, yapamadım ki. Öldürdüm ha. Vallahi öldürdüm. Stun'ladığın zaman arkasına geçip o dediğim nokta çıkıyor ya. Üzerinde işaret çıkıyor bak. O işareti yakalamanız gerekiyor da abi, alışmak çok zor oyun ama. Yani profesyonel olmak bu oyunda zorlayıcı olacak belli ki. Ama işte şu arka görme olayı biraz can sıkıcı, dediğim ya az önce de. Aha, hapsetti beni. Hapsettiğinde vurabiliyorsunuz ama şeye biraz. Bak, arkadan yakaladı, daha fazla hasar vuruyor. Fenalık ya. Arkadan yakalarsa daha fazla hasar vuruyor. O nokta çıkıyor dediğim gibi. Direkt ona zaten ona odaklanıyor. Vuruyor direkt. Öyle bir olayı var. Öleceğim ha. Ay ay ay. Aa, tutamadım. Hapsetmeyi yapabiliyordum ben de ama. Al lan ulti. Atamadım ha. Al lan bunu. Şimdi burada iki olay var. Ya şöyle dodge'layacaksınız shift'le, ya da bloklayacaksınız bu şekilde sağ tuşla. İkisini de düzgünce yapmanız lazım da. Zor, dediğim gibi hani ustalaşması zaman alan oyunlar vardır ya. Onlardan abi. Bak vurdum. Bak bak. Aa, bunu yapıyor işte. Bahsettim. Öldü abi. Gördünüz mü? Buydu bahsettiğim. Arkasına geçtiniz mi öldürüyor. O vuruşu yapıyor ve öldürüyor yani. Direkt bitirici hamle yani. QR'de dediğim gibi skill'ler var. Şöyle. Ya da şöyle. Aa, atamadım onu. E'yi attırmadı. R'de zaten şöyle bir skill'im var. Shift E yaparsan da şöyle başka bir skill'im var. Shift sağ tuşta şöyle bir ultim var. Ah, kaçtım galiba. Oo, iyi doğuşturdum bunu. Şöyle vurabiliyorum. Çat. Ah, yapamadım onu yine. Ölme, ölme, ölme. Hayır. Hop hop. Duvarlarda arkaya tıkanma olayı biraz can sıkıcı ya. Öldüm galiba. Ah, stun atmayaydı, iyiydi. Ah be. Kaçın. Öldüm abi. Neyse işte böyle. Tutorial bölümlerinden biri de bu. Burada test edebilirsiniz oyunu. Dinamikleri falan hoş, dediğim gibi. Alışmak gerekiyor biraz ama hoş. Son olarak da işte şimdi oyuna girelim artık. Trainingleri gördünüz zaten. Buradan işte fight modunu seçebiliyorsunuz. Battle Royale seçebiliyorsunuz. Bu Battle Royale. Ben şuna bir gireceğim. Burada da işte double olarak girebiliyorsunuz ya da sola girebiliyorsunuz. Battle Royale'de var sadece sola modu. İki kişi girebiliyormuşsunuz en fazla galiba. Bilmiyorum şu an. Ben şunu bir oynayacağım ya. Bunu oynamadım. Bir buna bakalım. Biri PvP modu, biri Battle Royale anladığım kadarıyla. Onu da gösterip ondan sonra videoyu da yavaştan bitirelim istiyorum, bakalım. Oyuncu bulacak mı acaba? Oyuncu sayısında dediğim gibi sıkıntı var. Bulup bulmayacağı konusunda emin değilim ama. Bunu bir iptal etsek de Battle Royale'e geçsek ne olur acaba? Solo modunda şöyle bir start desek. Kaç oyuncu olduğunu şu yukarıda bir yerde yazıyordu ama. Heh bak, 8 kişi varmış şu an. 8 kişi. Game on remaining player. 8 kişi mi ne bekliyoruz galiba şu an. Bakalım bakalım. Oyuncu sayısı az dediğim gibi ama yani
Şans verilmesi gerek bence bu oyuna ya. Biraz yükseltseler, reklam yapsalar, yani düzeltilse güzel olacak bir dinamik var oyunda. Benim hoşuma gitti dediğim gibi. Naraka'ya da benziyor. Birazdan göreceksiniz zaten gidersek oyuna. Naraka'daki gibi pencerelerden atlıyorsun. İşte yukarıda süzülüyorsun, böyle uçmalar, şeyler var. Onun dışında yani ondan da Naraka'dan daha fazla dinamik var aslında oyunda ama ne denir? Mesela Guns'daki olay var, anladınız mı? Player olmak çok zor olacak bu oyundan. Bu o tarz oyunlardan ve bu tarz oyunlar sevilir abi. Yani bu oyunun potansiyeli aslında çok iyi ama şey değil, reklamı yapılmıyor ve uğraşılmıyor gibi duruyor şu an için. Yani en son patch'i kaç? 4 ay önce mi ne getirmişler? Kalmış. Potansiyeli yüksek aslında ama bilmiyorum. Özetle öyle yani. Meşgulüm. Allah Allah ya. Tam da böyle. Neyse, özetle öyle yani. Bakalım, göreceğiz. Oyun bulmuyor. Oyun bulması lazımdı bu arada ama bulmuyor. Bakalım, göreceğiz. 8 player diyor hala. Bir droplanma var ya. Anlamadım, bir droplanma var. Olabilirse eğer. Şurada istatistiklerimiz falan var ama. Bak 7 kişi kaldı diyor. İnşallah bulur. Araya bot falan soksa gene iyi de. Bot falan da sokmuyor. Bir şey olabilir faydası da. Yok, ben oyunu dün oynadım. Oyun güzel. Battle Royale modu da güzel. İş yapar da dediğim gibi oyuncu sıkıntısı var sadece. Onun dışında oyun olarak güzel yani. Oyuncu sıkıntısı var da oyun olarak güzel. Böyle kostümizasyonlar, şeyler var. Bir girebilsek. Göstereceğim. Oyun içinde de göstereceğim de. Optimizasyon da fena durmuyor bu arada. Naraka'ya göre daha iyi bir optimizasyon var gibi şu an. Yani kasıntı ya da bir takılma yok şu an. Grafikler o kadar iyi olmayabilir ama. 6 kişi kaldı. Hadi. Hadi zorlayın lan. Hadi yaparsınız. 3 kişi daha girsin oğlum. Potansiyeli var oyunun ya. Dediğim gibi yani iş yapar gibi duruyor da. Reklam ve geliştirmeyi devam etmeleri lazım. Özellikle arayüzünü falan değiştirmeleri lazım. Güzel bir şey yapmaları lazım. Ama onun dışında dediğim gibi güzel. Anlamadım, şöyle bir yer var. Burada niye böyle abi? Oyuna maksimum 2 kişi giriliyor. Du diyor. En fazla 2 kişi var. Ama 5, 4 kişi alabiliyorsun burada yanına. Öyle bir saçmalık var. Hadi be. Gir artık. Oyuncu sıkıntısı var dediğim gibi ya. Yaşanıyor bu sıkıntı. Az önce de gösterdim ya zaten ekranda. 20-30 kişi mi ne vardı şu an? O 20-30 kişiyi toparlamaya çalışıyoruz. Muhtemelen oyundalar şu an. Çıktıkları gibi ready'ye basıyorlar. Şu an gelir birazdan da. Yani sonuçta gene de bekletecek gibi duruyor. Aslında öbür modunu da bir deneseydim iyiydi ya. Öbür modunu hiç oynamadım. 2'ye 2 vs atılıyor galiba orada da. Benim anladığım kadarıyla. O daha hızlı bulabilir aslında ya. Oraya mı geçsek? Bu zaten bulmayacak gibi. Bari buna mı girsek diye bir düşündüm. Bakalım burada buluyor mu? Burada da hala 5 player diyor. Niye böyle yapıyor acaba? Burada niye 5 player'ı arıyorsun ki? Bu mod belli günler açık galiba. Benim anladığım kadarıyla. Neyse, sola girelim biz, devam. Tamam da oyun bulmuyor ki. Ya oyun bulmuyor işte dediğim. En başta dediğim şeye geliyoruz. Oyuncu sayısında sıkıntı var.
Oyuncu sayısında bir tık bir sıkıntı var. Ama grafik ve oynanış olarak iş yapar gibi duruyor. Ben onu söylüyorum işte. Yani geliştirilirse bir şeyler çıkabilir diye zaten anlatıyorum bu oyunu. Geliştirilirse buradan güzel şeyler olacak gibi. Üzerine durmaları lazım. Özellikle reklam yapmaları lazım. Bakalım göreceğiz. 4 kişi diyor hala ya. Ah, 10 kişiyi tamamlayınca galiba oyun başlıyor zaten. Yani bir şey değil. Hani 30 kişiyi tamamlayalım girelim gibi bir mantığı yok. Belli bir sayıya ulaşınca direkt başlatıyor oyunu. Ama işte yani. Of of. Hadi abi. Artık. 4 kişi ya. Bu ne zaman dolacaktı geleceğiz acaba? Heh, başladı. Loading map. Hazır mıyız? Tam da olmasını beklemiyor. Girişi bile bak, şu ekran bile Naraka ile aynı. Bölge seçiyorsun. Mesela buraya tıkladım, burayı seçtim. Süre dolduğunda başlayacak şu an. Aslında lobi gibi olsaydı şurada da bölgeyi seçip yapıyor mu? Yapmıyor galiba bunu. Bölgeyi seçip başlasak direkt böyle Naraka gibi. Lobi ekranı olur ya. Lobi haritası. O lazım. Aynen. Haritayı seçtim, karakteri seçtim. Çıkıp aslında hemen lobide dolaşmak iyi olabilir burada. Bu ekran bile benziyor değil mi? Naraka'daki. Seçiyorsun ya, bölge seçiyorsun. Ona benziyor. Çok benzerler ya. Benzer çok yönünü görüyorum da. Ne bileyim. Naraka daha basit duruyor. Böyle daha bir çekiyor kendine. Çok daha basite indirgenmiş. Burada mesela çok detay var. İşte hangi skill'leri alacağın, hangi şeyleri, karakteri seçeceğin, karakterin yetenekleri. Mesela burada yetenekli bir sürü yetenek var. 8, her bir karakterin, her bir klasının 8 yeteneği oluyor. Aldığın silaha göre bir kendi yetenekleri, bir de QRD2. Biri sağ tuşla QE ve QR yapıyorsun. Diğerinde direkt QR var. Hani o iki farklı yetenek kalıbı var. Biri kendi ana skill'leri, biri de şey, parşömenle açılan yetenekler. Yani çok böyle şey. Detaylı yani. Bunda çok daha fazla detay olduğu için ustalaşmak zaman alacak oyunlardan bu. Bak, armor çıkardım direkt ha. Aynı şekilde buradan alıyorsun bunları. Sonra buna sağ tıklıyorsun. Bunu mesela öğreniyorsun. Harita bu şekilde, böyle itemler düşüyor, tamam mı? Bunları böyle alıyorsun, açıyorsun abi. İkinci bir silahı ben ne olur ne olmaz diye üzerimde tutuyorum da bu arada. Ha, spear yeteneğimin teki açıldı mesela. Bak, R skill'iymiş bu. Gördünüz mü? Böyle böyle açılıyor skill'ler işte. Ya mantıklı da şey değil. Buna at. Mesela fan skill'i var. Bir sürü yetenekleri böyle alıp açmanız gerekiyor. Silahın iyisi var mı başka? Bak mesela bunu zaten açmışım. Bunu tekrar açmana gerek yok diyor zaten. Gösteriyor grilikle. Tekrar tıklamana, almana gerek yok diyor. Tabla bastığınızda direkt şurada itemleri gösteriyor. Yani çoğu şey benzer. Diğer Battle Royale oyunlarındakiyle benzer. Ben Sword'u alırım abi. Bu ne? Bunu at. Bunu da at. Ben Sword ve Spear'ı kullanırım. Ne olur ne olmaz. Burada bir tane Glove skill'i varmış mı abi, onu alalım. Şöyle bir olay var. Shift'le bastığınızda şöyle uçuyor falan. Şeyi göstermek istiyorum ya. Kartal modunu göstermek istiyorum. Şurada bir kartal şeysi gelirse onu göstereyim. Bak, bir yetenek daha açtım. Burada bir tane daha var. Bunu zaten açmışız diyor. Potlar var şurada.
Üzerim ama doluyor baya. Ona dikkat etmek lazım. Bak çanta geldi bir tane. İtemlerin reylik durumları falan var. Dagger var oyunda. Bak bunu açamadım mesela. Hı, şimdi açtım. Şurada bir şeyler var, koşayım. Club'ın mavi skili geldi. Naraka'da Grappling Hook var, o yeter değil. Aynen, grap olayı bunda da olsa keşke ya. Şu şey çok iyi abi. Blade and Soul'daki mantık var. Oo, bunu alsam mı? Bunu da açabiliriz de. Çok fazla aldık ya, bundan da almayayım. Envanter'ı çok doldurmak istemiyorum ama. Ne var ne yok, ben şu an skill'leri açıyorum da aslında kullanacağınız skill'i açmanız daha mantıklı. Ben şimdi rare bir item hangisine düşeceğini bilmediğim için ne var ne yok açıyorum şu an. Bu geldiğimiz yer az önceki lan. Niye buraya geldik ki? Bir de şuraya girelim. Bak şu uçma olayı falan bile. Blade and Soul'da vardı ya, uçuyordun. Çok iyi ya. Aha. Parça taktık mı? Niye takamadım? Hangine takılıyor? Bak taktım. Bunu otomatik kendi takıyordu ama. Bu neymiş? Glove. Mesela Fighter sınıfı var direkt. Fighter da olabiliyorsunuz bu oyunda. Bunu açmışız. Gloves'un bir tane daha bir şey var. Bu neymiş? HP direkt potumuz var burada bir tane daha. Burada şey var. Bunu hangine takılıyor? Hı, takıyor zaten. Kendi sağ tık yaptığın zaman. Pencerelerden atlama olayı bunda da var şöyle. Bak atlıyor. Şu charmlar gelse keşke ya. Charm'ı göstermek istiyorum. Şu çantanın birinci seviyesi. Şöyle gidelim. Buradan çıkalım artık ya. Bak kamerada bir titreme var. Bu benim canımı sıktı. Dönerken şöyle bir titreme var. Karakteri tam bir şey yapıyor. Bir sıkıntı var yani. Armor ikinci seviye zaten var bende. Devam. Survivor 4 diyor abi. 4 kişiyle girmişiz oyuna bu arada. Binekler var abi, binekler. Bak. Biniyorsun. Naraka'ya da gelse şu keşke böyle. Bineklerle gidebiliyorsun şöyle. Çok iyi ya. Ya düşünce mantık çok iyi aslında. Çoğu şeyi güzel yapmışlar da dediğim gibi. Üzerine biraz daha düşünülüp işte guayları biraz düzeltip biraz da reklam yapılsa buradan iş çıkar. Gerçekten güzel duruyor çünkü oyun. Dinamikler olsun, yapısı olsun bir şeye benziyor. Ama yetersiz şu an. Potansiyeli var. Bakalım, bilmiyorum artık. Ben tanıtımını yapayım. Gerisi size kalmış abi. Şu an Türkiye'de de ilk videosunu çeken ben olacağım galiba. Videosu ya da bir tanıtanı yok bu oyunun şu anda gördüğüm kadarıyla. Şeyi istiyorum ya, ne olur kartal ver. Charm var mı? Şuralarda charm. Charm'lar var. Charm'ı sağ tıkladığınızda kartal oluyorsunuz. Bayağı uçuyorsunuz yani, böyle kartalla uçuyorsunuz. Çok hoşuma gitti olay. Keşke denk gelse de gösterebilsem onu. Bu arada 4 kişiyiz ya oyundan. Direkt ilk 4'teyiz. Aha, Charm buldum. Ha, transform abi. Bana bunlarla gel. Onu göstereyim size hemen. Bak. Şurada var mı? Burada staff. Staff skill'leri geldi bayağı bir. Açamadın değil mi onu? Bunu açayım da kaçalım. Harita büyük. Aynen, oyun harita büyük. Zaten geniş bir harita olmasının şeyi de şöyle. çok fazla kişiye bayağı destekliyor aslında oyun. Yani bir 50-60 kişiye çıkabilse süper olur bu. Şimdi çağrımı göstereceğim size. Abi böyle bir şey gördünüz mü siz? Süresi falan yok sanıyorum. Skill'e bastığınız an düşüyor. Ama yani ne diyebilirim ki, şu bile yani
Kafi benim için ya. Müthiş bir şey abi. Feci hoşuma gitti bu olay. Süzülmek. Gerçekten inanılmaz ya. Ama bunu süzülürken de kimseyi vuramazsınız bu arada. Nasıl olacak o iş bilmiyorum. Yani adam böyle süzülür durur. Süresi müresi var mı bilmiyorum şu an ama. Ses çıkarıyor. Belki sesten duyup da ok mu katabilirler, bir şey yapabilirler. Bilmiyorum orasını. Harita çok büyük olduğu için, şu anda 4 kişi olduğumuz için muhtemelen birbirimizi bulamayacağız biz. Ananı satayım, düşürüyormuş. Öldün mü? Yok, ölme yok, tamam. Düşünce ölmüyor. Süresi varmış abi. Onu görmüş olduk. Fenalık ya. Çok iyi değil mi abi Kartal? Feci hoşuma gitti olay ya. Bak zombiler falan var. Dur onları göstereyim bakayım. Bunlar galiba kestikçe bir şey falan atıyordu diye hatırlıyorum. Oha büyücü lan o. Ateş falan püskürtüyor. Şu büyücüyü de keselim. Şu altta enerji var. Ona dikkat etmek lazım. Bak enerjim bitti şu an. Öldü bu. Durup durup ölüyor. Garipmiş. Bu da öldü. Tamam. Heh. F'ye basıp alabiliyorsun işte. Buradan direkt zaten neyleri olduğunu gösteriyor. Şunu attı ya, bunun işim yok. Bir tane daha charm geldi. Bu neymiş acaba? Mesela Ray item çıktı. Bunu taksak daha iyi gibi şu an. Şunu atabilirim. Terapi charm'ı varmış. Bunu direkt kullan mesela. Bu cam basıyor bir şekilde. Charm'lar direkt bir şey veriyor. Bunu tak. Bunu da tak. Bunlar silah değil mi? Heh. Silaha parça takıyorsun, buna parça takıyorsun. Bayağı detaylı, güzel aslında şeyleri var da, dediğim gibi. Potansiyeline tam çıkmamış bir oyun. Yakında birazcık uğraşırlarsa çıkabilecek de bir oyun bence. Bakalım, göreceğiz dedim ya. Göz gezdirmek için çok iyi. Aynen. Etrafa göz gezdirmek değil, onunla direkt player arayacaksın zaten. Olayı o onun. Böyle dolaş dolaş player ara, sonra yapıştır. Ben buradan çıkamam değil mi? Atı bırakmam lazım. Onu istemiyorum. Bununla çıkılıyor mu lan acaba? Şöyle yapıyormuşsun, çıkıyormuş. Atla çıkıyormuşsun değil mi şey? Kaplanlara falan yukarı çıkılıyormuş. Nereden çıkacağım ben? Şuradan dönebileceğim mi? Şöyle dönelim. Ben şey görmüştüm az önce ya. Nereye gidiyorsun? Şu lootlar var ya abi. Bak şunlar da loot mesela. Oraya gitmem lazım. Lootlara gitmeniz gerekiyor. Bununla, bu arada burada biliyorsun ha. Bu saldırgan bir binek. Bununla da vurabiliyorsun şöyle. Bunun saldırısı da... Oğlum ya detay çok güzel ya. Çok güzel şeyler eklemişler de. O neydi abi? Orada da bir şey var ha. Dur merak ettim, oraya da bakalım. Chest'ler var böyle. Bak açtım chest'i, ne çıktı? Bu neymiş lan? God Eyes. Ha bu şey. Player'ları görmeni sağlıyor. Bir şey, sağlayan bir şey galiba. Sanıyorum ki. Belli bir mesafeyi tarıyor yanlış hatırlamıyorsam. Böyle değişik şeyler var işte dediğim gibi. Bilmiyorum ya. Oyun benim dediğim gibi hoşuma gitti. Optimizasyonu da gayet iyi duruyor. Akıcı duruyor oyun. Geliştirilirse potansiyeli var da. Ya şu an eksiği var ama geliştirilirse potansiyel gördüğüm oyunlardan bir tanesi olduğu için videosunu çekmek istedim zaten dediğim gibi. Bilmiyorum, bakalım göreceğiz neler olacak. Alana girdim ben ama. Buralarda bir kesin bir fight bir şey vardır ha.
Gel buraya. Birinci oldum abi. Son adammış o. Birinci. Bir tane adam gördüm, öldürdüm abi onu da ya. Bitti, bu kadar. Network büzi dedi ya. Aga be, birinci olduğum oyunda da büzi demezsin server'a ya. Neyse, böyle işte özetle. Bir şey vermedi bu arada ya. Niye vermiyor? O kadar birinci oldum ya. Ayıptır karşım. Neyse, bu şekilde abi özetle. Fight Titan burada göremediniz ama tutorial'da gösterdiğimi düşünüyorum. Az çok gördünüz. Oğlum bir kişi vardı, o da APK gibi takılıyormuş orada. Bir şey yapmadım bile. Neyse. Oyun bu şekilde özetle. Oyunun genel bakışına gelecek olursak grafikleri yani fena değil diyebilirim. Sesleri fena değil diyebilirim. Dinamikleri dediğim gibi hoşuma gitti. Oyunun genel yapısı hoşuma gitti aslında. Dedim ya, kaçıncı defa söyledim bilmiyorum ama yani potansiyel görüyorum oyunda. Sadece GUI'yı biraz hani görselliği düzeltip biraz da geliştirilirse güzel şeyler çıkabileceğini düşünüyorum. Özellikle de reklam yapılması lazım. Şu an zaten bir bağımsız ekip falan galiba. Çok büyük bir ekip olduğunu düşünmüyorum ama bilmiyorum, ilerleyen süreçte güzel şeyler çıkabilir diye buradan böyle bir videosunu çekmek istedim. İlk çeken de benim galiba videosunu. Bakalım göreceğiz neler olacak. Oyun bu arada 3 GB kadar falan bir şey. Steam'den ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz. Sizler de deneyimleyebilirsiniz. Ben daha da fazla uzatmadan ilk bakış videosunu böylece bitiriyorum. Bu oyunumuz da bu şekildeydi. Ninetale böyle bir oyunda deyip ilk bakışı böylece bitirdim abi bu şekilde.